Efendim 1 Mayıs tartışmalarıyla ilgili bireysel başvuru yapıldı. Bununla ilgili erken bir karar çıkması söz konusu olabilir mi? Arkadaşlar onu inceliyor şu anda. Onunla ilgili herhangi bir haberim yok. Ya 1 Mayıs çünkü ilgili bölümlerin görevi bu. Tamam mı? Arkadaşlar tamam. Teşekkür ederiz. Tamam. Teşekkür ederiz. Lütfen. Sağ olun. Mahkeme yoluna gittik. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de yaptığı bu. Onların yaptığının dışında bir uygulama yapmış değiliz biz burada. Tamamen bununla ilgili. Haşim Bey, bir eleştiri de mesela bakın uzun yargılama. Bu ülkede 54 yıldır devam eden mülkiyet davası var değerli arkadaşlar. 54 yıldır söylüyorum. Şimdi 54 yıldır bitmemiş davanın bitmesini mi bekleyelim bu insanın adil yargılanma hakkını teslim etmek için? Ama Twitter kararı da bir haftalık. Evet. Haşim Bey, bir eleştiri de özellikle Twitter konusunda Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde bu kadar çok madde varken bu dosyayı öne alması manidar diye eleştiri yapıldı. Bu 1 Mayıs için de geçerli mi? Böyle bir şey olabilir mi? Değerli arkadaşlar yani bizim şu anda yaptığımız uygulamada aynen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde olduğu gibi kırmızı şeritli, yeşil, sarı, beyaz şekilde kategorizeleştirilmiş davalar var. Özellikle yaşam hakkı, tutukluluk, işkence, yani hürriyetin engellenmesi gibi konular bizim bu kırmızı şerit içinde olan önemli davalardır ve bunların önceliği vardır. Ondan sonra arkasından sıralanıp gidiyor. Dolayısıyla biz bunu bu acil şüphesiz ki mahkeme bu konuda bir takdir sahibidir ve bu takdirini inceleyerek, olaylara bakarak değerlendirip bunun hangi şeride gireceğini tespit ediyor ve ona göre de uygulamaya geçiyor. 1 Mayıs'tan önce bir karar çıkacak diyebiliriz. Yani onu bilmiyorum. Şu anda arkadaşlarımız inceliyorlar. Onunla ilgili en küçük bir bilgi sahibi değilim. Efendim, metninizde herkesin karşısına aynı adalet gömleğiyle çıkmaya devam edeceğiz dediniz konuşmanızda. Bu cübbenizi çıkarın, siyasete girin mesajı... Yok, hayır arkadaşlar, benim bu söylediklerim herhangi bir amaca, herhangi bir düşünceye karşı bir cevap olarak lütfen algılamayın. Bu benim samimi düşüncelerim. Ülkemizin gerçeklerini, sorunlarını, doğruları konusundaki tespitlerim bunlar. Onun için bunların altında bir şey arayarak bir şey çıkartmayın. Bu tespitlerinde Cumhurbaşkanlığına aday olacağınız için yapılıyor şeklinde yorumlar var. Aday olacak mısınız? Bunu birkaç kez tekrarladım. Birkaç kez de cevapladım. Ben şu anda Anayasa Mahkemesi Başkanıyım ve bu görevimi sürdürüyorum. Bunun dışında dışarıda olandan bitenden ne haberimiz, ne bir yönlendirmemiz, ne de bir bu konuda bilgimiz var. Tabii ki yazarlarımız, çizerlerimiz, basın mensuplarımız, televizyon programcılarımız bu konuda çeşitli görüşler sürüyor. Benim şahsımı itibarsızlaştırma, hakaret ve buna benzer bir şey yapmadıkları sürece tabii ki bu yorumları yapabilir, en tabii haklarıdır. Ama bunda benim bir bağlantım yok. Bunu altını çizerek ifade ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.